Son birkaç gündür özellikle iktidara yakın medyada Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik iddialar dolaşıyor. Hatta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu iddialara ilişkin yapmış olduğu açıklamada Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakmıştı. Temel Bey zaten Abdullah Gül'ü destekleyen bir isim. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin de Gül'ü desteklediğini açıktan biliyoruz. Abdullah Gül'ün ayrıca CHP'li bir milletvekiliyle görüştüğüne dair bir iddia da gündeme gelmişti. Bu iddialarla ilgili 11. Cumhurbaşkanlığı ofisinin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapıldı ve şunlar söylendi, şunlar kaydedildi. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır. Yani Abdullah Gül'ün aday olacağı falan yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir düşüncesi yok. Millet İttifakı'nın böyle bir düşüncesi yok. Ama ikide bir Abdullah Gül adını gündeme getiriyorlar. Ya Gül aday olsun, %6 bile oy alamaz. Bunu Abdullah Gül'ün en iyi kendisi biliyor. Adam garantici bir adam. Tüm muhalefet birleşir aday gösterirse ancak aday olur. E bu da mümkün olmadığına göre Abdullah Gül zaten aday olmayacak. Buyurun işte bizzat kendisinin ofisinden yapılan açıklamada da bu iddiaların tümüyle yalan olduğu kaydediliyor.